Birleşim Mühendislik 2002 yılında İdris Çakır ve Mesut Altın'ın, iki makine mühendisinin ortaklığıyla kurulmuş elektrik ve mekanik taahhüt işleri yapan elektromekanik taahhüt firması. %50 ortaklıkla kuruldu Birleşim Mühendislik. İlk yıllarında Türkiye'nin içinde bulunduğu inşaat süreciyle beraber öncelikle parakende işleriyle başladı. Yani işte daha ziyade LCV2 mağazaları, benzin istasyonları, fitaat işleri dediğimiz işlerle başlayarak 2005'te artık hastane sektörüyle, özellikle özel hastanelerle beraber hastanecilik sektörüne girmiş oldu. Tabii aslında baktığınız zaman ülkemizde 2002 yılından itibaren inşaat sektörünün o günkü yükseliş ve büyüme trendiyle beraber Birleşim Mühendislik de bu pazardan paylarını aldı. 2003 yılında ilk başladığımız Dünya Göz Hastanesi ile beraber bugün itibariyle yaklaşık 80 tane ve 4 milyon 5 milyon metrekarenin üzerinde özel ve devlet hastaneleri ve özel PPP hastaneleri olmak üzere toplam büyüklüğe hastane sektöründe ulaşmış olduk. Aslında bunlara söylemeden önce mekanik taahhüt işleri ne demektir, elektrik taahhüt işleri ne demektir? Ben size isterseniz kısaca bunları özetleyeyim. Aslında bizim yaptığımız iş tamamen mühendislik hizmeti. İnsanların yaşam alanlarını, konfor alanlarını oluşturan alanların klimatizasyonu edilmesi, konforlu alanlarda yaşamın sağlanması, elektrik işlerinden tutun da güvenlik sistemlerine kadar, zayıf akım sistemlerine kadar, yangın ihbar ve yangın söndürme sistemlerine kadar aslında yaşamın olduğu, insan sağlığını ve insan yaşamını etkileyen bütün işlerin içerisinde vazgeçilmez olan, inşaatlara aslında hayat veren olmazsa olmazı elektromekanik işleri yapıyoruz. Aslında kapsam olarak baktığınız zaman Birleşim Mühendislik'te elektromekanik taahhüt işlerinde özellikle hastane, alışveriş merkezi, konut, yüksek katlı binalar, endüstriyel tesisler ve depolama işleri oluyor. Bunlar son yıllarda birazcık farklılıklar gerçekleştirmiş olsa da hastanelerle başlayan süreç, işte alışveriş merkezleri, oteller ve son dönemde trend olan lojistik sektörüyle devam etmiş oluyor. Birleşim Mühendislik çok uzun yıllardır aslında hayal ettiği halka arz ve borsa sürecini 2021 yılının Ağustos ayında 20. yılında gerçekleştirmenin haklı gururu ve onurunu yaşıyor. Bizim ilk yıllarda 50 metrekare bir ofiste hayalimiz 20 yıl içerisinde borsaya açık bir şirket haline dönüştürmek, Türkiye'nin ilk 500, ilk 1000 şirketi arasına girmek, hem yurt içinde hem yurt dışında marka olabilmek ve özellikle mühendislik kalitesinde ile beraber sonuca götüren bir firma olma hayalimizi geçen sene itibariyle gerçekleştirmiş olduk. Büyüklüğe baktığınız zaman toplam büyüklükte geçen sene itibariyle yaklaşık 1 milyar TL'nin üzerinde kontrat büyüklüğümüz ve 660 milyon TL, 620 milyon TL civarında bir işlem hacmimiz satışlarla kapatmış olduk geçen sene. Geçen sene brüt karımız 75 milyon, net karımız da 31 milyon olarak gerçekleşti. Tabii Birleşim Mühendisliği aslında birkaç evreye bölersek, yani halka arzın hazırlık dönemi aslında kendi içinde Borsa İstanbul'a hazır hale gelmek açısından hem kurumsal tarafta hem organizasyon tarafında çok ciddi bize kazanımları ve öğretimleri oldu. Borsaya başladığımız süreçte bütün bağımsız denetimler, tam tasdikler, diğer organizasyonlarla birlikte aslında borsada istenilen seviyede tam organizasyon haliyle halka açıklığı gerçekleştirmiş olduk. Bunun tabii bize kattığı hem öncesinde hem sonrasında bir kere özellikle finansal yapıların çok kıymetli ve değerli olduğu bu dönemde kaynak sorununu gerçekten çok ciddi bir şekilde aşmış olduk. Birleşim Mühendislik daha güçlü bir mali yapıya kavuşmuş oldu. Daha kurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu. Denetlenebilen, hesap verebilen ve bunları bütün paydaşlarıyla, ortaklarıyla paylaşabilen bir yapıya kavuştu. Şu an itibariyle %38'i halka açık durumda. İlk halka arzda yaklaşık 35 bin ortağımızla, paydaşımızla beraber ilk halka arzı gerçekleştirdik. Bu sene Nisan itibariyle de genel kurulumuzu yaptık. Birleşim Mühendislik uzun, kısa vadede ve uzun vadede aslında planlarını gerçekleştirecek bir firma olarak devam ediyor. Özellikle halka arzdan sonraki büyüme hedeflerimizi daha cesur adımlarla, daha planlayabilecek bir şekilde devam ettirdik. Dolayısıyla da halka arzla beraber hem ortaklarımıza hem şirket ortaklarına öncelikle sektörde kalıcı olabilmek, kaliteyi standart haline getirebilmek ve bununla beraber bunun rekabet anlamında diğer firmalardan ayrışarak
karlılık anlamında da daha ön plana çıkartmak üzerine bir kurgumuz var. Bizim planladığımız işlerde aslında bu sene özellikle finans merkezinin bitirilmesiyle beraber işte Borsa İstanbul'un finans merkezindeki binası, Vakıfbank'ın genel müdürlüğü, Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğü, İş Bankası'nın genel müdürlüğü projelerini finans merkezinde bu sene itibariyle bitirmeyi planlıyoruz. Bunlar tabii Türkiye'nin aslında çok göz bebeği projeler, çok ciddi referans gerektiren işler bizim açımızdan ve bu sene itibariyle de bitirmeyi planlıyoruz. Onun haricinde yine birleşim ve bağlı ortaklığı Erde ile beraber Bolca Şehir Hastanesi yaptık. Adana Şehir Hastanesi, Elazığ Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. En son da yine pandemi döneminde 45 günde yapılan meşhur Sancaktepe'deki acil durum, Feriha Üz Acil Durum Hastanesi. Bu projeler gerçekten hem yaparken içinde duygusal anlamda kendimizi bulduğumuz hem de ülke hizmetine faydası olacağını düşündüğümüz, pandemi döneminde özellikle hastanenin ve sağlık sektörünün çok kıymetli bir hale geldiğini düşündüğümüz bir süreçte bu hastanelerini yapmış olmanın bizim açımızdan keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Tabii 2020 yılından sonra aslında sektör birazcık e-ticarete, dijital dünyaya kaymasıyla beraber e-ticarette lojistik merkezleri ve bunlara uygun hizmet veren operasyon merkezleri hız kazanmaya başladı. Bunun da halkalarını aslında son dönemde yaşamaya başladık. Özellikle e-ticarette depolama tesisinde ve lojistik tesisinde büyük pazar payı sahibi olan Trendyol ve Amazon'un iki lojistik merkezinde hem Trendyol'un hem Amazon'un lojistik merkezleri ihalelerini birleşim mühendislik olarak ve Erdem mühendislik olarak bizim tarafımızdan alındı. Büyüklük anlamında şu anda Türkiye'de mekanik tarafta pazar lideriyiz. Elektrik tarafında da ilk üç firmadan bir tanesiyiz. Yani bu süreç halka arzdan sonrasında da cirosal anlamda da ve diğer büyüme anlamında da pazar lideri olarak devam etmeyi umuyoruz. Sonuç olarak baktığınız zaman aslında ülkenin son 1-1,5 yılında içinde geçmiş olduğu ekonomik koşullara baktığınız zaman özellikle emtia fiyatlarında artışlar, dolar bazındaki yükselişlerle beraber tabii Türkiye'deki yerleşik olan firmaların kendi içinde yapmaları gereken bir takım şirketlerinin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için bir takım koruma faaliyetlerinde bulunması gerekiyor. Biz tabii o süreçte özellikle son 6 ayda baktığımız zaman hem döviz dalgalanmasında hem de kur ve enflasyon artışı ile ilgili olarak da kendi iş yaptığımız işverenlere teklif formatlarını özellikle döviz cinsinden emtia aldığımız rakamların hepsini döviz cinsinden faturalandırdık ve öyle bir anlaşmalar yaptık. Onun haricinde baz fiyat uygulamasına geçtik ve hani işçilik artışlarındaki artışları da TFTÜFE'ye bağlı olmak kaydıyla kontratları o hale çevirdik. Şu anda aslında toplamda baktığımız zaman backlog'umuz yani devam eden işlerimizin büyüklüğü 1 milyar TL'nin üzerinde ama bunun yaklaşık %70-75 civarındaki dövize endeksi ve döviz cinsinden olan kontrat büyüklüğü. Dolayısıyla hani piyasa, birleşim mühendislik ve bağlı ortaklığı yerde olarak piyasadaki bu dalgalanmalardan en az etkilenebilecek ve hem işverenlerimizden hem bizimle beraber paydaşlarımız olan ortaklarımızın da en az zarar göreceği formüllerle işlerimizi devam ettirme ve sürdürülebilirliği devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii bu aslında bize şöyle de bir misyon yüklemiş oluyor. Eskiden iki ortak olarak kendi kararlarımızı kendimiz veriyorken bugün itibariyle halka açık olmanın bize vermiş olduğu sorumlulukla beraber binlerce ortağımızın adına da bunu düşünmek zorunda kalıyoruz. Ve onlarla beraber bu projeyi fiyatlandırmaya ve hareketlendirmek için bizim için ne kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında halka arz sürecinde bütün firmalara tavsiyem de mutlaka borsada işlem görmek üzerine faaliyetlerini geliştirsinler ve borsa gerçekten inanılmaz bir derya. Bu pazar içerisinde yer almak ve şirketlerin hem finansman anlamında hem kurumsallaşma anlamında inanılmaz birleşim mühendislik ve Erdem mühendislik olarak bize faydalarını gördük. Onları da bu süreçte tavsiye olarak nitelendirebiliyorum.